Bölüm 3 Bundan 14 bin yıl önce buzul çağı sona ermek üzereydi. Buzlar eredikçe okyanuslar yükseldi ve sahil şeritleri değişime uğradı. Topluluklar arasındaki doğal engellerin kimisi ortadan kalkarken, kimi yerlerde yeni engeller ortaya çıktı. Sıcaklıklar ve yağış miktarı çarpıcı bir şekilde yükseldi bazı bölgeler bitki ve hayvan varlığı açısından o kadar zenginleşti ki artık yiyecek bulmak için yollara düşmek bir zorunluluk olmaktan çıktı. İnsanlar otlaklar üzerinde görece sabit köyler kurdular. Evlerinin yakınlarında buldukları yabani tahılların tohumlarını toprağa ektiklerinde hem yiyecek eksiklerini tamamlayabiliyorlar hem de bütün yıl boyunca aynı yerde kalmış oluyorlardı. Daha yerleşik bir hayat sürerken aynı zamanda da daha farklı uğraşlar için de biraz fazla zaman ayırmış olabilirler. <laughs> Neticede nüfusları çoğaldı ve bir süre sonra genişleyen aileler göçebe yaşam biçimine giderek daha az ayak uydurabilir hale geldi. Bazı bölgelerde özellikle kuraklık olduğunda ya da sert kışlar yaşandığı zamanlarda yerel yabani bitki ve hayvan kaynakları herkesi beslemeye yetmez oldu. İşte o zaman dünyanın dört bir yanında birbirinden habersiz insanlar insan topluluklarını ve doğal çevreyi sonsuza kadar değiştirecek bir keşif yaptılar. Bu keşif tarımdı. Çok kolay bir seçim değildi. Avcı toplayıcıların ailelerinin doymasını sağlayacak yiyeceği elde etmek için haftada yalnızca birkaç gün çalışması yeterliyken tarımla uğraşmak yorucuydu. Üstelik çok daha fazla emek gerektiriyordu. Ama tarım yaptıklarında daha çok yiyecek elde edip daha büyük bir nüfusu daha düzenli bir biçimde besleyebiliyorlardı. Köylüler bahçelerine gitgide daha çok bel bağlar hale geldi. Kalıtsal değişime uğrayan yabani tahıl tohumları ortaya çıktıkça çiftçiler daha büyük tohumları olan ekinleri ve toplaması daha kolay başakları seçmeye başladılar. Aynı zamanda yumuşak başlı yerel hayvanları evcilleştirdiler. Özellikle toprağın verimli olduğu alanlarda köyler büyüdü, kentlere dönüştü. Ve yerleşik insanlar doğal çevreye daha az bağımlı bir hayat sürmeye başladı. 6 bin yıl önce Mezopotamya'da yeni bir sosyal düzene sahip zengin ve güçlü kentler ortaya çıktı. Tahıl kaynaklarını kontrol eden kimse gücü de o elinde tutuyordu. Artık insanların bir kısmı için kendi yiyeceklerini aramak ya da üretmek yerine günlük yiyecek ihtiyaçları karşılığında bir hizmet sunma olanağı ortaya çıkmıştı. Bir süre sonra tarım toplulukları tüm dünyadaki insanlar için en yaygın yaşam biçimi haline geldi. Toplulukların nüfuslarında patlamalar yaşandı. Bu daha fazla tarım işçisi ve daha fazla ürün, aynı zamanda beslenecek daha çok boğaz ve tarıma açılması gereken daha fazla arazi anlamına geliyordu. Kimi zaman yıllar boyu sürekli işlenen toprak sonunda verimsiz hale geliyor ve bu yüzden bütün bir kasabanın bir başka yere taşındığı olabiliyordu. Hayvan sürülerini otlatmak içinse her yıl biraz daha uzaklardaki otlaklara gitmek gerekiyordu. Binlerce yıldır birbirinden ayrı yaşayan topluluklar yeni arazi arayışı, iş ve alışveriş gereksinimi sayesinde birbirleriyle temas kurmaya başladı. Yeni ulaşım yöntemleri daha da uzaklardaki kültürlerle etkileşimi sağladı. Bu etkileşimler sayesinde kurulan yeni aileler kıtalar arasındaki genetik farklılıkları silikleştirdi. Sonunda avcı toplayıcı topluluklar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar göçebe çiftçilerden kaçamaz hale geldi. Örneğin bundan 5000 yıl kadar önce Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde bugün Kamerun denen bölgeden yola çıkan çiftçiler güneye ve doğuya doğru yayıldılar. Yol boyunca ataları binlerce yıl o bölgelerde yaşamış insanlarla karşılaşıp pek çoğunu içlerinde erittiler. Çiftçi topluluklarına yakın bölgelerde yaşayan kimi avcı toplayıcı topluluklar komşuları gibi tarım yaparak yaşamayı seçerken, kimisi av takibini tarım yapmaya müsait olmayan bölgelere doğru sürdürdü. 1500 yıl önce Afrika'nın Sahra Çölü'nün güneyindeki kesimin genelinde hakim olan yaşam biçimi artık tarımdı. Ancak tarım için pek de uygun olmayan Kalahari Çölü avcı toplayıcı topluluklara ev sahipliği yapmaya devam etti. Bu sayede bu topluluklar yalnızca yaşam biçimlerini değil aynı zamanda benzersiz şaklamalı dillerini de koruma şansı buldular. Yine de dünya genelinde zaferini ilan eden tarım olmuştu. Farklı kıtalardaki çiftçiler genişlemelerini sürdürüp karşılaştıkları avcı toplayıcı toplulukları kendi içlerinde erittikçe kıtalar arasındaki genetik farklılıklar ortadan kaybolmaya başladı. İşte insanlık öykümüzün son perdesi bu şekilde kuruluyordu.